Beşiktaş bence bu sezonun en kötü ikinci maçını oynadı. İlki Gaziantep maçıydı. İkinci maçı da bu maçıydı. Özellikle ilk 45 dakika Beşiktaş diye bir takım sahada yok gibiydi. Yani rakip ceza sahasında ben Beşiktaş'ı çok hatırlamıyorum. Güven Yalçın'ın sadece ceza sahası dışından şut denemeleri vardı. 3 kere denedi Güven Yalçın. İkisine isabet sağlamıştı. Ama onun dışında Beşiktaş'ın organize bir hata yoktu. Özellikle oyunun merkezinde Oğuzhan Özlü Akbaba maç öncesi bir sorumluluk yüklendi. Bunu net olarak söyleyeyim. Maçtan önce Sergen Hoca Oğuzhan Özlü Akbaba bir sorumluluk verdi. Hatta ben maçta özellikle Oğuzhan'ı izledim ki Sergen Hoca'nın ona söylediği o sorumluluk verdiği konuyu işleyebilecek mi sahada? İşledi mi? Neydi bu? Hemen söyleyeyim. İşleyip işlemediğini zaten anlayacaksınız. Takım toplantısındaki konuşuydu Oğuzhan'la ilgili. Oğuzhan takımın merkezi, oyunun yönlendiricisi ve özellikle istediği Sergen Hoca'nın Oğuzhan'dan istediği hücuma çıkarken sağ gösterip sol vurması gibi. Oyunu terse çevirmesi yani. Hatta şöyle bir ifadesi olmuş Sergen Hoca'nın. Sen sağ tarafa bakıp yani sağını gösterip oyunu sola çevirdiğin zaman bunu biz biliyor olacağız. Senin takım arkadaşın koşu yapacak. Bunu biz biliyor olacağız ama rakip bunu bilmeyecek sonuç itibariyle. Dün Oğuzhan'ın oyunun merkezinde hiç yönlendiriciliği yoktu. Dolayısıyla Beşiktaş hücum organizasyonu üretemedi. Çizgilerden de üretemedi, merkezden de üretemedi. Atiba da eşlik etti Oğuzhan'a performansıyla. O da kötü günündeydi. O sakatlıktan döndü. Atiba oynar oynamaz bir muallak durumu vardı ama fiziksel olarak çok geride olduğunu dün gösterdi. Normal bir Atiba o şekilde değildi yani. Hep ilerleyen yaşından falan şey yapıyordu ama Atiba geçtiğimiz sezonda bu yaşlarda gayet üst düzeyde fizik kapasitesi olarak üst düzeyde maçlar çıkarabiliyordu. Şimdi sakatlığın etkisiyle birlikte orta sahada çok bocaladı. Josef orada tek başına kaldı zaten savunma önünde ama hücumda tek başına kalmayı bırakın kimse yoktu. Yani Bahşişehir'in hücum presi dışında Gezal'ın da o çizgide arayışları ne şekildeydi? Alıyordu, içeri çeviriyordu, birini arıyordu ama henüz Beşiktaş'ta şu an Gezal Bahşişehir uyumu yakalanmış değil. Yani Gezal'ın Bahşişehir ile uyumu şöyle yakalanmış değil. Hatırlayın geçtiğimiz sezon Abubakar Gezal'ın ne zaman nereye atacağını çok iyi çözebiliyorduk ki Larin de bunu öğrenmişti. Ancak henüz Batshuayi ile Gezal arasında ne zaman Gezal nereye kesecek, Batshuayi koşuyu nereye yapacak bu henüz tamamlanmamış bir uyum. Onun dışında Güven Yalçın'ın şut denemeleri dışında bir katkısı olmadı hücuma. Dolayısıyla oyunun hakimiyeti ilk devre Başakşehir'deydi. Yani Beşiktaş orta sahası ilk devre Başakşehir orta sahasına kaybetti. İkinci yarıya 3 değişiklikle başladı ama yine Başakşehir pozisyonuna başladı. Çadli'nin karşı karşıya hatırlayın. Mert Günok çıkarmıştı. Bu arada ilk golde Mert Günok'un hatası var. Hatasını ikinci yarıda üst üste iki kez karşı karşıya çıkardığı pozisyonlarla telafi etmeye çalıştı ama yine de kötü bir maç çıkardı devamında da. O konuyu ayrıca konuşacağız. Beşiktaş dün orta sahadaki üstünlüğü eline alamadığı için hücumda da beklentileri yüksek tutulan oyuncular, bir şeyler beklenen oyuncuların sahada yok hükmünde olması Beşiktaş'a mağlubiyeti getirdi. Bu oyunculara tek tek bakacağız. Performanslar üzerinden konuşacağız ki özellikle ikinci yarıya neden 3 değişiklikle başladı? İşte orada performanslar devreye giriyor. Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın ikinci yarıda yedek kulübesindeydiler. Oyuncu değişikliği yaşandı. Ben şimdi hemen Nevzat Dindar'a sorayım. Nevzat Dindar, Medipol Başakşehir cephesi de Emre Belözoğlu ile birlikte ilk maçında kazanmayı bildi. Bu Emre Belözoğlu için de Medipol Başakşehir için de çok önemliydi. Bir patlamaya ihtiyacı vardı Medipol Başakşehir'in ve 3 gollü bir galibiyet. Şimdi geçenlerde burada yine Başakşehir ile ilgili bir tespitte bulunurken demiştim ki Başakşehir sadece büyüklere yani bugün takım başına Emre Belözoğlu değil kocaman da olsa yine aynı şeyi söyleyecektim. Başakşehir böyle bir takım. Büyük takımlara karşı her zaman daha farklı oynayabilen, stratejiler geliştirebilen, artı özel oyunculardan kurulu ve son 2 senenin şampiyonu bu arada karşı karşıya geldi. Yani bir tarafta bir önceki sene Başakşehir, bu sene şampiyonu
geride bıraktığımız sezonun şampiyonu Beşiktaş. Dolayısıyla hani bir kere buradan bile bakacak olursak yani maçın ne kadar zor bir maç olduğunu anlayabilirsiniz. Artı Başakşehir ne yapmış? Fenerbahçe'yi yenmiş. Yani o iyi giden işlerin yolunda gittiği Fenerbahçe'yi devirmiş Başakşehir. Üstüne ne olmuş? Emre Belezoğlu gelmiş. Zaten o kulübün, camianın bütün işte ne bileyim her şeyine hakim. Yani oyuncu grubuyla da bir şekilde iletişim halinde olan ama sonuçta geçmişte de o kulüpte forma giymiş, aidiyeti olabilecek bir isimden bahsediyoruz. Kısa sürede etkisini göstermesi son derece anlaşılabilir. Burada Beşiktaş mı kaybetti, Başakşehir mi kazandı? Bence Başakşehir'i hakkını teslim etmek lazım. Yani Başakşehir kazandı. Gerek Okaka performansı, gerek işte sonradan gelen Gudbrandsen performansı. Başakşehir enteresan bir takım olacak gibi gözüküyor. Buraya Trabzon'da gidecek. İşte ne bileyim daha sonra Galatasaray'da bu deplasmanda forma giyecek. Yani zorlayacak büyük takımları. Böyle bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla Emre Belezoğlu etkisini de göz ardı etmemek gerekir. Nasıl diğer tarafta kulübede Sergen Yalçın'ın yokluğu bir handikapsa Başakşehir cephesinde de Emre Belezoğlu'nun varlığı bile bence ekstra bir motivasyon unsurudur. Dolayısıyla bir geri dönüş hikayesi hem de teknik adam olarak bir geri dönüş hikayesi nasıl karşılığını buldu? Senin oradaki gözlemlerin nelerdi? Emre Belezoğlu ile maç sonrası basın mensubu olarak kısa bir sohbet etme fırsatı bulduk. Biliyorsunuz pro lisans mevzusundan dolayı basın toplantılarına katılamıyor. Genel böyle bir sohbet ettik. O da çok saçma ya yani evet. Pro lisans mevzusu. Hakikaten saçma yani. Sonra Emre Belezoğlu teknik direktör olduğunu herkes biliyor daha. Yani neyi kandırıyorsunuz? Evet öyle birkaç hocamız da, Türk Süper Lig'de birkaç hocamız da öyle bir problem var. Ben Emre Belezoğlu'na sohbete değinirsem şunları söyledim. Aykut Kocaman'ın kendisine çok iyi bir oyuncu grubu ve fiziksel olarak da çok iyi bir takım bıraktığından bahsetti. Saygısından, sevgisinden. Fizik kapasitesinin, takımın fizik kapasitesinin çok iyi olduğunu... Olmasa da öyle der bence Emre. Ya olmasa bahane da... Bahane üretmez. Yani Aykut Hoca'ya karşı bir şeyi vardır. Olmasa da diyebilir. Ayrıdır. Ama sonuç itibariyle yani fiziksel olarak çok iyi bir takım bulduğunu söyledi ki Başakşehir'in zaten fizik olarak bir sıkıntısı yoktu. Aykut Kocaman takımı zaten fiziksel olarak iyi olur. Evet. Onun dışında oyuncu grubunun da çok kaliteli olduğundan bahsediyor. Ve şunu söylüyor. Başakşehir'in şu an bu maç öncesinde olması gereken puandan 4-5 puan fazlası olması gerekirdi oynadığı oyun. Olsaydı Emre Hoca olmazdı orada. Karşılığı bu değildi şeklinde. Futbolcuların da Aykut Kocaman gitmesine rağmen, yani takımdan ayrılmış olmasına rağmen arkasından yine çok güzel duygularla birlikte andığını söylüyorlar ki Emre Belezoğlu takımından memnun olduğunu dile getirmiş oluyor açıkçası. Yani şimdi Başakşehir'in baktığım zaman evet Aykut Kocaman dönemindeki en büyük sıkıntısı neydi? Hücum problemiydi. Başakşehir hücum etmeyi bilmiyordu. Şimdi çünkü neden? Aykut Kocaman'ın sezon başında henüz sezon daha açmamış. Yani tam dönemi, da o sırada hücum alanlarını nasıl kullandığı her iki takımın ekranlara evet, geldi. Sağdan Başakşehir görevlisice evet. Ağırlıklı. Bir katkı yapayım mı? Tabii. Bak genelde bu teknik adam değişikliklerinden sonra maça çıkan hocalar kazandıkları vakit şöyle derler. Biz işte psikolojik olarak takımı hazırlamaya çalıştık. Takım işte psikolojik olarak çok kötü durumdaydı. Kısa sürede bunları başarmak zor. Mesela Emre Belezoğlu buradan bile bir liderlik dersi veriyor. Yani Aykut Kocaman sevgisi, saygısı başka bir şey. Ama bir kere hani bir meslektaşına olan saygısı, oyuncu grubuna, yani camiaya olan bence ne kadar hakim olduğunu da gösteriyor. Yani bu bile... Psikolojiyle ilgili dediğin gibi ben Emre Belezoğlu'na şunu sordum yani mental miydi o zaman sıkıntı dedim takımda. Fiziksel olarak vesaire bir sıkıntı yok. Mental miydi dedim. Öyle bir problem olmadığını da söyledi. Tamamen sistemsel olarak oyuncuların uyum sağlayamaması vesaire gibi nedenlerden anladığım kadarıyla Başakşehir'in bugünkü hani... analizini çıkarırken tamamen sisteme entegre ediyor. Yani bu ana kadarki Başakşehir puan durumunu 4-5 puan daha fazlası olması gerektiğini ifade ediyor çünkü oynadığı oyuna göre. Şimdi Aykut Kocaman'ın yaz döneminde bir röportajı vardı. Şunu söylemişti Başakşehir'in teknik direktörü olarak. Demişti ki öncelikle gol yemeyen çok az gol yiyen bir takım oluşturmaya çalışacağım diye. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde aşağı yukarı bir ifadesi vardı. Yani özellikle savunmayı düşünüyor yani. Önce hücumu değil. Ben sana bir söyleyeyim mi?
Doğru. Aykut Kocaman, Deniz Aklı, Souza, Mehmet Topal gelir. Çift ön libero gelir. Konyaspor gelir. Sağlam savunma. Takım savunması gelir. Doğru. Ama bu sene Başakşehir ligin en fazla pozisyon bulan takımlarından bir tanesi. Çok ofansif bir takım yarattı. Yani şey olarak, mantalite olarak büyük bir farklılık var. Emre Hoca doğru söylüyor. Başakşehir'in şanssızlığı vardı. Yani birçok maçta kazanabileceği maçları öne geçip kazanamadı. Kaybettiği maçlar oldu. Artı geçmiş senelerden çok farklı bir Aykut Kocaman takımı izledik biz. Yani orada şey konusunda haklı Emre Hoca. Yani 4-5 puan fazlası olabilirdi. O röportajda da bence hani Başakşehir okumuyor. Başakşehir bu sene farklıydı. Yani lige çok ofansif başladı aslında. Ofansif pasçıydı ama şimdi mesela dünkü maçı Başakşehir kazandı. İstatistiklerini verir. Bütün istatistiklerde Beşiktaş önünde. İşte toplu oynama, şut, pas vesaire, başarılı pas. Yani hücuma baktığımız zaman diyoruz ki Beşiktaş herhalde daha üstünde. Ama oyuna baktığımız zaman, oyun kalitesine, hücum kalitesine Başakşehir daha üstün görünüyor. Yani ayan beyan ortada. Şimdi Başakşehir'de Aykut Kocaman önce savunmaya odaklanmış ama savunmada da problem yaşayan bir takım vardı Başakşehir olarak. Evet. Dün Emre Belözoğlu ne yaptı? Orta sahadaki Endiaye'yi stopere çekti. Duarte'yi yedek bıraktı mesela. Dün çok iyi maç çıkardı. Endiaye mi daha önce de Dün oynadı? çok iyi maç çıkardı. Ya biraz şey doğru yani Ve Erol orada Bulut. Mahmut Tekdemir'i özellikle tek ön libero gibi. Bak 4-1-4-1 gibi oynattı takımını dün. Evet. Erol Bulut dönemi Fenerbahçe'sini hatırla. Fenerbahçe ile ilgili ne kadar eleştiri vardı ki Erol Bulut'un puan ortalamasına gidersek başarısız değildi. Ama sonra bir Emre Belözoğlu geldi. Fenerbahçe oh be dediler. Yani sonunda bir işte bize yakışan futbolu oynamaya başladık değil mi? Yani Fenerbahçe öyle oynamaya. Yani Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe performansı puan ortalaması kötü değildi. Tabii ki.